arkadaşlar. Bu akşam yatırım psikolojisi üzerine psikolog arkadaşımızla güzel bir yayın olacak inşallah. Katılım sağladığınız için teşekkür ederim. Ses yankı yapıyor olabilir. Şu an iyidir inşallah. Kendisini de şu an yayına davet ettim. Onu bekliyoruz. Yatırım psikolojisi üzerine konuşacağız. Borsa üzerine konuşacağız ama tabii bugün ağırlıkla yatırım psikolojisi üzerine konuşacağız. Kendisini tekrar davet edeyim. Kendisi aynı zamanda dediğimiz gibi psikolog. İspanya'da çalışıyor. Ve daha önceden de bu konu üzerinde konuştuk. Bu akşam itibariyle de seri bir şekilde bu yayınlara başlamayı düşünüyoruz. İnşallah faydalı ve katkısı olur herkese. Bu esnada o gelene kadar isterseniz ufak da bir borsa üzerine konuşalım. Biliyorsunuz geçen hafta Merkez Bankası haftalarıydı. Hoş geldin bu arada Pınar. Nasılsın, Hoş iyisin? bulduk. Merhaba. Evet, bu ilk yayında herhalde bağlantıyı güzel yapabildim. Şahane, harika oldu. Evet, nasılsın, iyisin? Tekrar iyi akşamlar. İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Sağ ol, bir yaramazlık yok. Saat 20.32, ufak ufak başlayalım istersen. Ben seni tanıyorum ama biraz da kendini tanıtmanı isteyeyim. Kısaca ondan sonra Tamam. yavaş yavaş başlayalım. Bu arada arkadaşlar da gelmiş olur. Tamam tabii ki. Bu arada sesle ilgili bir problem var mı? Yankı ya da seste Ben cızırtı gibi bir şeyler. gayet net ve güzel duyuyorum. Benimki de iyidir Tamam. inşallah. Gayet Tamam. iyi. Güzel. Tamam. Merhabalar herkese. Klinik psikolog Pınar Kayaçuk ben. Bir klinik psikoloğun ekonomi yayınında ne işi var diye sormayın. Çünkü ben klinik psikolog kimliğimin yanı sıra yatırımla da çok ilgili bir insanım. Çok küçük yaştan beri finans ve ekonomiyle çok ilişkili bir yapım vardı. Dolayısıyla kişisel olarak farklı yatırım araçlarında çeşitli risk iştahıyla iyi kötü tecrübelerim oldu bugüne kadar. Bunların yanı sıra üniversitede de ekonomi dersini çok seviyordum. Mesela hala hatırladığım işte game theory'ler var. Opportunity cost'lar var. Bunlar terapilerde de çok işime yarıyor. Çünkü insan doğası ekonomik çalışıyor. Tamamen ekonomi ilkeleri üzerine programlanmış durumdayız. Ve bu ilkeleri biliyor olmak aslında terapide de çok işe yarıyor. Ama şu da Başka? var. Araya Nasıl? giriyorum, kusura bakma. Bizim borsa tarafında diyelim, yatırım tarafında da psikoloji çok önemli. Neden? Biz hep şunu söyleriz. Evet, bir analiz yönteminiz olmalı. Bir sisteminiz olmalı. Ama bir analiz yönteminiz ve sisteminizin olması yetmiyor. Hani bir temel takas analizi, temel analiz, teknik analiz, hangisiyle uzmanlaşırsanız uzmanlaşın. Bir yandan da bir şeyi çok iyi bilebilirsiniz ya, bir analiz yöntemini çok iyi bilebilirsiniz borsada ama o ekranın başına geçtiğin zaman o al ve sat tuşuna basabilmek işin tamamen psikoloji kısmı diye. O yüzden biz hep deriz ki, yani ben derim ki %30 bir analizse, işte teknikse, %30 temelse, aslında %40 belki de %50'si psikoloji. Çünkü bildiğin şeyi çok iyi öğrenmiş olabilirsin ama o sata basabilmek ayrı bir robotlaşma dediğimiz nokta. Aslında bizim yatırım tarafında psikoloji. Hani her ne kadar bir psikoloğun yatırım yayınında ne işi var diyorsun ama orayı düzeltmek istiyorum. Çok önemli bizim için. Çünkü biz hiçbirimiz bir psikolog değiliz ve bu konuda uzman bir eğitim almadık. O yüzden bizim aslında bir psikoloji tarafında eğitime ihtiyacımız var. Neyi yapabiliyoruz, yapamıyoruz, nerelerde zorlanıyoruz? Bunu konuşmamız lazım. İstersen ufak ufak başlayalım. Evet. Aslında çok büyük eksiklik var dediğin gibi bu alanda. Ama bugüne kadar ben katıldığım hiçbir finans toplantısında bir psikoloğun çıkıp da konuştuğunu görmedim açıkçası. Türkiye'de en azından. Ama tabii ki yurt dışında çok fazla örnekleri var. Hatta bu ayrı bir branş araştırma konusu. İşte behavioral finances diye geçen. Dolayısıyla bizim de belki bu tarafta bir eksikliğimiz var. Tamamlamaya çalışacağız birlikte bu sohbetlerle. Evet, güzel olacak inşallah. Aynen, kesinlikle.
Ve sen bu yayınları yapmayı teklif ettiğinde ben çok içten gelerek kabul ettim. Çünkü klinikte de çok karşımıza çıkmaya başladı yatırımcı psikolojisi meselesi. Neden? Çünkü özellikle pandemiyle birlikte insanlar yatırım araçlarına yöneldiler, değil mi? Yani Özellikle insanlar yatırım borsa, yapmak evet. zorunda kaldılar bir anlamda. Çünkü bu enflasyon dediğimiz şey hepimizin parasını eritti. Yani oradaki biraz da şu psikolojinin şu tarafına bakmak lazım galiba. O pandemide evde kalma, evde hapis kalma duygusuyla insanlar bir şeylerle uğraşmak istedi. Hani bunun maddi tarafı var da bir de evde hapis kalmanın vermiş olduğu bir şeylerle oyalanma ihtiyacı. Kimisi işte film seyretmeye gitti, kimisi evde ekmek yapmaya gitti, kimisi de finans tarafına girdi. Orada giriş, o giriş biraz da herhalde sen daha iyi bilirsin. Psikolojinin kötü olduğu bir dönemde finans tarafına girmek de biraz negatif etkiledi mi insanları sence? Evet, evde kalma ve kapalı ortamda kalma psikolojisi de bozdu. Ama bir taraftan da dediğin gibi yapacak bir şey olmaması, sıkılmak, ondan sonra ekonomik gidişatın belirsiz olması, ne olacak, dünya nereye gidiyor, pandemi bitecek mi, ne zaman bitecek, nasıl bir dünyaya uyanacağız gibi endişeler de işin içinde vardı. O yüzden bütün bu karıştırıcı faktörlerin eşliğinde insanların yatırım yapmaya başlamış olması bence büyük travmalar yaşamalarına sebep oldu. Ki burada şuna ne diyorsun? Yani bu ekranın sende hani yatırım tarafında var. Bu ekranın karşısına geçtiğin zaman trade amaçlı ya da yatırım amaçlı insanlar ne gibi zorluklarla karşılaşıyor? Şimdi Tansel Hocam, ilk başta şu var, insanların arka planında yani bilinç dışı alan dediğimiz kısımda çok fazla parayla ilgili negatif algı var. Bunların başında bence Türkiye'nin sosyoekonomik durumunu da biliyorsun, demografik özelliklerini biliyorsun. Bir şekilde hani kıtlık bilinci, kıt kanaat geçinmek zorunda olmak, insanların işte parasını zor idare etmesi, bir takım finansal travmalar yaşamış olması. Zaten hani Türkiye olarak çok fazla kriz görmüş de bir ülkeyiz. Bir şekilde insanlar sürekli krizlerle haşır neşir oluyorlar ve paralarını kaybediyorlar. Ailelerin de iflas görüyorlar. Dolayısıyla bir takım ekonomik kayıplarla, korkularla, kaygılarla, gelecek kaygılarıyla büyüyorlar. Bence hani arka planda çok karanlık bir alan var ve o da bu diye düşünüyorum. Yani peki bunu yani şimdi Instagram yayında nasıl anlatılabilir bilmiyorum ama olabildiğince burada anlatılacak şekilde bunu insanlar nasıl yönetebilmeli? Yani şimdi de bahsetmiş olduğun gibi kıt kanaatler, geçinme derdi, alım gücünün düşmesi, bir şekilde borcu harcı var, bunu kapatmaya çalışması. Bunu kapatırken borsada ya da yatırım aracında hangi yatırım özellikle mesela Bitcoin'de ise çok agresif. Borsada ise yan tahta dediğimiz, spekülatif tahta dediğimiz, sığ tahta dediğimiz oynaklığı yüksek bir kağıtta olduğu zaman da şöyle oluyor. Atıyorum 3 lirayı ödemeye çalışırken 5 lirasıyla 3 lirayı ödemeye çalışırken bir de eksiye düşünce onun da stresi oluyor. Bunu nasıl yönetebilir? Kesinlikle. Yani tam da dediğin nokta aslında. Yani Hani bu stresin kıt üstüne kanaat stres ekliyor. kesinlikle kesinlikle. Yani bu kıt kanaat geçinme meselesi, insanların elinde yatırım yapabilecek zaten çok minik miktarda bir paraları oluyor. Ve onunla da hani dişe dokunur bir şeyler kazanabilmek için çok büyük riskleri göze almaları gerekiyor. Zaten o nokta artık yatırım değil, kumar mantığına doğru yavaş yavaş kaymaya başlıyor. Çünkü neden? Çok küçük bakiyelerle büyük paralar elde Aynen öyle. etmeyi vaat eden yer Biraz yapımız şeye borsaların. galiba değil mi? Hızlı yani bir an önce köşeyi dönme yani insan olarak toplum olarak öyle bir şeyimiz var. O aslında belki de en büyük sıkıntı. Hızlı köşeyi dönmeye çalışmak. Evet. Yani bir şekilde para sorununu çözmeye çalışan bir sürü genç var mesela. Türkiye'de özellikle, Avrupa'da da öyle aynı şekilde, Amerika'da da bildiğim kadarıyla benzer bir tablo var. Yani küçük miktar bir birikimini çok kısa zamanda katlayıp katlayıp para sorununu halledip sonra gezmek isteyen, hayatın keyfini çıkarmak isteyen çok fazla insan var ve çok fazla örnek de var buna dair medyada, biliyorsun. Belki bu bir anlamda da artık böyle promote edilmeye başladı. Neticede bundan etkilenip ya da işte kazanç dolayısıyla, zaten biriktirebildiği paranın çok az olması dolayısıyla az parayla yatırım yapmak zorunda kalan insanlar da var. Tabii bunun yanı sıra
Hal böyle olunca çok risk, iştahı yüksek ürünlere yönelmeye başlıyor insanlar. Ve tabii ki maalesef ilk seferde insanların şansı yaver gidiyor. O da bizim borsada zaten hep dediğim şey. İlk seferde şansının yaver gitmesi aslında iyi bir şey değil. Kesinlikle Birdenbire insan. Evet. ekstra bir özgüven, ekstra bir "Aa, ben bu işi yapıyorum ya, kolaymış" dedirttirmeye başlıyor ve bu sefer meblağını büyütüyor. Ve ekstra bir yerde de ters işlem yapınca ya da artık piyasanın gerçekleriyle karşılaşmaya başlayınca ona nasıl diyeyim, daha da işler sarpa sarmaya başlıyor sanki. Aynen, kesinlikle. Burada Türkiye'den şimdi konuştuk ama şeyi merak ettim birdenbire seninle konuşurken. İspanya'da yatırım yapan insanların biraz daha psikolojik durumları nasıl? Rahatlar mı? Ya da orada nasıl öyle bir gözlemin oldu mu yani? Daha doğrusu Avrupa'da bunu nasıl yapıyorlar? Yani burada da borsacı arkadaşlarımız var. Bir taraftan yatırımcı arkadaşlarımız da var. Onlarla konuştuğumuzda gayet aklı başında, hani bilgileri doğrultusunda hareket etmeye eğilimli insanlar. Ama daha böyle genç yaş döneminde olan insanlar, daha az parayla yatırım yapmak isteyen insanlarla karşılaşmadım. Neden? Çünkü kendi yaş grubum vesaire, hani kendi sosyal network'üm dolayısıyla belki çok daha genç yaşta olsaydım, üniversite çağında gelmiş olsaydım, işte part-time çalıştığım işlerden para biriktirebiliyor ve aynı zamanda faturalarımı ödemek zorunda olsaydım, belki o grup insanlarla karşılaşma ihtimalim daha çok olurdu sosyal ortamımda. Ama benim bahsettiğim bu küçük bütçeyle yatırım yapmaya çalışıp sonra bunu kumar bağımlılığına dönüştüren insanlar daha çok klinikte benim karşıma çıkıyor. Yani bu Evet, insanlar yani özel değilse danışan danışanın olarak bizim gizliliği diye bir karşımıza şey var geliyor. biliyorum ama burada Evet. anlatabileceğin kadar ki durumda karşına çıkan danışanların problemleri neydi acaba? Ben çok genel hatlarıyla bahsedebilirim. Yani klinik gözlemlerimi daha böyle genel bir çerçevede aktarabilirim size. Bir tanesi, dediğim gibi, bu. Yani küçük bütçeyle yatırım tırnak içerisinde yapmaya çalışan ama aslında çok risk iştahıyla işte kazanan ama sonrasında "Aa, ben bu işleri biliyorum ya, ben bundan sonra trader'ım" deyip bir o kadar da kaybettikten sonra hırslanıp "ben bunu geri almalıyım" diye, hatta bazen bu anneden babadan habersiz, onların parasıyla da yapılabiliyor maalesef, "ben bunu geri alayım, yerine koyayım da onlar duymasınlar, bana da kızmasınlar" diye kredi çeken, çektiği krediyle yeniden İşte işte sarpa kripto sarıyor dediğimiz borsalarında, mevzu yani. aynen, kripto borsalarında yeniden kaybeden, sonra o parayı hani kredi aldığı bankaya ödeyebilmek için part-time işlerde çalışmak zorunda kalan, az buçuk bir şeyler kazandığında da "ya bu krediyi böyle her ay ödemek çok zor, bu böyle yıllarca bitmez, ben gideyim yine biraz oynayayım, oradan kazanırım bu krediyi, tek seferde kapatırım" gibi hayali fantastik senaryolarla borç batağından çıkamayan insanlarla karşılaştım maalesef. Tabii bunun yanı sıra gayet böyle işinde gücünde iyi kazanan insanlar ama bir şekilde yine kendini kaptırmış, işte dediğimiz gibi özellikle o pandeminin etkisiyle, can sıkıntısıyla, belirsizlikle böyle bir alana yönelmiş yani. Ve sonrasında da bunu kumar bağımlılığına dönüştürmüş. İşin içinden çıkamayan insanlar da var tabii ki klinikte. Ve tabii ki büyük kayıplardan sonra neler oluyor? Travma yaşıyor yani insanlar, artık hani eli titremeye başlıyor yeniden. Finans konularıyla ilgilenmeye başladığında, borsa ile ilgilenmeye başladığında, hani bununla ilgilenmeyi geçtim, bununla ilgili haberler duymaya başladığında bile kendini çok kötü hissediyor. Tam anlamıyla travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz şeyi yaşıyor. Dolayısıyla bu tür senaryolarla da karşılaşabiliyoruz klinikte. Buradan şunu çıkarıyoruz. Biz Twitter'da biliyorsun Space odalarında düzenli olarak işte hem piyasaya dair hem de bu tür okuduklarımızla tabii ki bazı işte konuşmalar yaptığımız zaman hep şunu diyoruz. Lazım olmayan parayla yatırım yapmak. Hani bazıları oynamak diyor. Aslında oynamak cümlesi de belki de psikolojik olarak alt tarafta bize başka bir duyguyu tetikliyor olabilir ama lazım olmayan parayla yatırım yapma kısmı galiba burada senin anlattıklarından biraz olsun kendini insanı çekebiliyor. Çünkü neden? Örnek veriyorum. Mesela bir arsayı, tarlayı aldığımız zaman onu unutuyoruz. Her gün sahibinden.com'a girip onun fiyatına nasıl bakmıyorsak ya da bir şey evimizin, arabamızın her gün sahibinden.com'una girip bakmıyorsak aslında hisse senetlerini de bence
Önce lazım olmayan bir para. Kimi için bu lazım olmayan para 1 milyondur, kimi için 50 bin liradır. Bu önemli değil. Önemli olan lazım olmayan parayla olabildiğince de büyük hisselerde, güvenli hisselerde. En kötü ihtimalle borsada bir düşüşe yakalandığınız zaman ya ben bu hisseye, bu şirkete ortak oldum diyebileceğiniz, düştüğü zaman piyasanın yukarı yönlü döndüğünde de bir an önce ilk tepki veren, yukarı doğru da ilk tepki veren hisseler, ismini vermekte sakınca yok bence. Mesela bir atıyorum Koç Holding olabilir, Tüpraş olabilir, Türk Hava Yolları olabilir. Bu gibi hisselerde ufak ufak başlamak sanki biraz daha biraz önce senin bahsettiğin olduğu mevzulardan bizi oldukça uzaklaştırır. Çünkü bu arada da bir analiz yöntemi oturtturmak lazım. Hani evet biz Türk Hava Yolları'na, Tüpraş'a büyük hisselerle başlayalım ya da fonlarla başlayalım ama sonuçta burada başladığımız zaman onlarla yatırım yapmaya başladığımız esnada da teknik temel ya da takas ne tarafa yöneleceksek o tarafa doğru da bir çalışma içerisinde olursak işte YouTube olur, televizyonlar olur, internet üzerinden olur. Bir şekilde ücretli ya da ücretsiz eğitimler alınarak bu şekilde devam ettirirsek biraz önce anlatmış olduğum birçok sıkıntıdan da olabildiğince uzaklaşmış olur muyuz? Biz çünkü hep bunları tavsiye ediyoruz arkadaşlarımıza. Olabiliriz kesinlikle. Ama ben de tabii klinik psikolog perspektifinden baktığımda aslında en temelde parayla olan ilişkimizi gözden geçirmeden parayla ilgili bir yola çıkmak beraberinde riskleri getiriyor. Neden? Çünkü biz insanız. Hepimizin hırsları var, zaafları var, zayıf noktaları var, korkuları var, arzuları var. Aynen öyle. Ve sen de çok iyi biliyorsundur bu piyasada bunlar kendini çok sinsi biçimlerde gösterebiliyor biliyor hırslar, arzular. Bunlar kötü anlarda kendini gösterdiği gibi iyi anlarda da gösteriyor bence. Çünkü Evet. kazanmaya başladığınız zaman insana bir özgüven gelmesi. Tamam, özgüven güzeldir. Egonun kontrol edilebilir kısmı güzeldir. Eğer size yanlış şeyler yaptırtmıyorsa, ilişkilerinizi bozmuyorsa. Ama burada ekstra kazançlar. Bir de tabii şöyle bir durum vardır. Biz mi kazanıyoruz, piyasa mı bize kazandırıyor? Yani ben hep şöyle söyleyeyim. Biz kazanmıyoruz. Aslında biz doğru yerlerde pozisyona girmekle, doğru yerlerde alım yapmak o bizim bir yeteneğimiz, bir uzmanlığımız olması lazım ama şurada unutulmamalı ki o doğru yerde pozisyona girdiğimiz zaman yukarı yönlü bir hareket varsa bize piyasa kazandırıyor. İşte biz ne zaman ben kazanıyorum, ben yapıyorum dediğimiz zaman orada işte o biraz önce bahsetmiş olduğum egolar, hırslar, ben oldum demeler psikolojik olarak aslında yukarı giden bir piyasada da sıkıntı verebiliyor. Hatta ben hep şöyle derim, kendi kendime bunu böyle bir kural koydum. Güzel kazandığım zamanlar daha çok kitap okuyorum, daha çok araştırıyorum, daha çok ilgilenmeye başlıyorum ki o biraz önce bahsettiğim psikolojiye kapılmamak için. Orada yani bence hep aşağı yönlü piyasalarda sıkıntı olduğu kadar yukarı yönlü piyasalarda da psikolojik sıkıntılar olabiliyor. Kesinlikle. Yani dedin ya iyi şirketlere sana lazım olmayacak bütçeyle küçük küçük yatırımlar yaparak başlayabilirsin. Ama orada da işte insan kazanınca oradaki bakiyenin arttığını görünce ben bu işi biliyorum ya işte Evet. ben şöyleyim ben böyleyim gibi böyle hani kendi zaaflarından zayıf noktalarından kaynaklanan küçük kendi küçük şeytancıklarının onu dürtmesinden kaynaklanan tuzaklara düşebiliyor ve sonrasında da büyük hatalar yapabiliyor gerçekten travmatize edecek hatalar yapabiliyor ve sonra ne oluyor ya depresyona giriyor ya oyundan çıkıyor ya ilişkileri bozuluyor ya bağımlılıklara yöneliyor yani bu yatırım araçları bir bağımlılık haline gelebiliyor ya da uyuşturucu madde bağımlılıklarına yönelebiliyor insanlar. Dolayısıyla benim tavsiyem hani klinisyen perspektifinden öncelikle herhangi bir şekilde parayla ilgili bir yolculuğa girecek olan birisinin parayla olan ilişkisini gözden geçirmesi gerekiyor. Bu yatırım yapmak olabilir, çalışma hayatına başlayıp kendi parasını kazanmaya başlamak da olabilir. Çünkü sen de biliyorsundur hem profesyonel çevrenden hem de sosyal çevrenden gerçekten iyi para kazandığı halde bunu bir türlü yatırıma dönüştüremeyen insanlar da çok fazla. Ya da yatırım yapıp para kazandığı halde onu koruyamayan insanlar da çok fazla. Bir şekilde o parayı saçıp savurmak, alışveriş bağımlılığına yakalanmak gibi senaryo da çıkıyor karşımıza. Çünkü kişiliğimizi bilmiyoruz yani kendimizi tanımıyoruz. Kendi kişilik yapılanmamızı dediğim gibi o zaaflarımızı, zayıf noktalarımızı tanımadığımızda
bunu o yolun içerisinde tanımaya başladığımızda kaçınılmaz bir şekilde bir takım hatalara sevk ediyor. Yani tabii ki bu da bir yöntem. Hata yaparak da öğrenilir ama işte onun bedelleri daha fazla Tabii. oluyor. Peki yani şimdi yani sonuçta profesyonel bir psikologla ilk defa yayın yapıyorum. O yüzden soru anlamında ne bize tavsiye edersin? Hani bizim sorularımızın dışında senin bize bu konuda tavsiye edeceğin bir şey var mı? Ya da değinmek istediğin bir konu var mı? Oraya istersen geçelim. Tabii ki izleyicilerin de soruları var, onlara da Evet. bakabiliriz. Mesela gençler pandemi döneminde özellikle bu kripto işlerine dalıp sonrasında da büyük zararlar yaşadılar. İşte bunu bir kumar bağımlılığına dönüştürdüler. Bunun önüne nasıl geçebiliriz diye sormuş bir izleyicimiz Kripto şu anda. zaten bence başlı başına psikolojik bir mevzu. Niye 7/24 açık? Yani şimdi ben Aynen. mesela bir borsa yatırımcısı, borsa oyuncusu olarak şunu söylüyorum. Cumartesi pazar piyasa kapalı. Akşam 6'dan sonra piyasa kapalı. Beynimin, kafamın ya da neyse o artık bir tarafını kapatabiliyorum. Kapalı piyasa. Orayla ilgilenmeyebiliyorum. Hayatından çıkarabiliyorum. Bayramlarda çıkarabiliyorum. Tatillerimde çıkarabiliyorum. Ama kripto piyasasına mesela hayatımda ben bir kere bile bir tane bile, bir dolar bile, bir TL bile kripto almadım. Almamamın sebebi hani bu tarafta işlem yapamayacağımdan mı? Değil bence. Hatta teknik yöntemlerimi daha benden eski arkadaşlara anlattığım zaman niye bu tarafta işlem yapmıyorsun diyorlar. Hep şunu söylüyorum. Konfor alanımı çok ihlal eder benim kripto. Niye? 7/24 açık. Ben akşam gece uyurken bile sen bunu daha iyi tabir edeceksindir. Arka tarafında acaba kripto ne olacak diye uyumak da bence insana zarar veren bir şeydir. Yani o yüzden Kesinlikle. kriptonun da bence ekstra problemli olduğunu düşünen taraftayım. Kesinlikle öyle. Bir kere uyku kalitesini olumsuz etkiliyor. Değil mi? Çok bir rahat Yani uyuyamıyorsun yani. ben Arka işlem tarafta yapmadım halde param. şu an düşünürken bile kalitemin etkileneceğini hissediyorum. Yani ah oraya giremem falan oluyorum yani. Tatilime çıkamam yani mesela. Aynen öyle. Uyku kalitesini çok olumsuz etkilediği için zaten ertesi gün uyandığında da beyin sisiyle uyanmış oluyorsun. Beyin sisi dediğimiz şey de net düşünememek, doğru karar verememek, doğru algılayamamak, yorgun olmak, hafıza ile ilgili problemler yaşamak ve zaten bunlar da insanı hata yapmaya sevk ediyor çok doğal bir şekilde. O yüzden orada bir kısır döngü oluşuyor işin içinden Şimdi bir de şu çıkılamaz. var. Kripto ile ilgilenen arkadaşların zaten söylediği bir şey var. Gece yattığın zaman otomatikman diyor. Uyanıyorsun, bakıyorsun, geri uyuyorsun diyor. Şimdi Aynen. o bende Evet, şöyle biliyorum var buna tanısal. benzer. Tabii yani galiba kripto tarafı var mı sende bilmiyorum da. Şimdi ben mesela bizim piyasa 10'da başlıyor. Otomatikman ben standart bir alarmım vardır ama o alarm çalmadan 9'da artık uyanıyorum. Çünkü biliyorum hani bilinçaltı sabah 10'da piyasa açılacak. 9'da uyanırım, ufak ufak hazırlığımı yaparım falan. Aynı bilinçaltı kriptoda varsa zaten o saat başı, hatta onların gece 3'te günü dönüyor Aynen. piyasada, teknik anlat. Gece 3'te dönen bir sektör piyasa olduğu için insanlar orada gece 3'te otomatik uyandıklarını falan söylüyorlar. Aynen Yani aynen. Oluyor böyle bir aynen uyku kalitesi kesinlikle. nereye kadar yani stresli? Kesinlikle oluyor. Açıp bakıyorsun emirlerim gerçekleşmiş mi? Alabilmiş miyim? Satabilmiş miyim? Ne kadar kazanmış? O iyi kazanmış. Tamam Tecrübe uyumaya devam. konuşuyor bende şu an, evet. Peki o Maalesef. genç arkadaşlara ne tavsiyesin? Biraz önceki soruya geçersek, kripto ile ilgilenen, Evet yani ya. gençlerin de bu tarafta ilgilenmesi çok doğru mu acaba bu aralar? Yani şöyle, tabii ki ister istemez parayla ilgilenecek insanlar, genç arkadaşlar da ilgilenecekler. Bunun önüne geçmek mümkün değil. Zaten insanlar hani doğal olarak kendi hayatlarında paralarını kazanacaklar ve kazandıkları parayla ne yapacaklarına da kendileri karar verecekler. Bu yetişkinliğin en önemli göstergelerinden ve özelliklerinden bir tanesi. Ama o noktada şimdi belki toplumsal olarak hani para konuşmak ayıp, işte para kötü, işte çok mal haramsız olmaz, çok laf yalansız olmaz diye sözler var ya bizim kültürümüzde. Hani bunlar dolayısıyla parayla ilgili, ekonomiyle ilgili alanlar biraz üstü örtülmüş alanlar olabiliyor. Ya da ailelerin bilinçsizliği dolayısıyla da hani ailede de para yönetimiyle ilgili doğru bilgilerin olmaması, doğru örneklerin olmaması dolayısıyla da
Gençler bunları öğrenememiş oluyorlar. Nereden öğreniyorlar? İşte YouTube'dan, internetten öğreniyorlar. Ama öğrenmenin ilkeleri gereği, yani sadece izleyerek, dinleyerek, okuyarak bir şey öğrenmek mümkün değildir. Bu sağlıklı bir öğrenme yöntemi değildir. Aslında en güzel öğrenme yöntemi bilinçli bir rehber eşliğinde, bir mentor eşliğinde öğrenmedir. Çünkü mutlaka hatalar yapacağız ve isteriz ki güvenli bir alanda bir takım hatalar yapabilelim. Biz o hataları yaptığımızda hani bir büyüğümüz ya da aklı başında bir rehber bize örnek olsun, göstersin, uyarsın, hatamızı geri çevirmenin yollarını anlatsın bize. Dolayısıyla aslında doğru örnekler bulmak bu anlamda çok önemli piyasalara yeni giren insanlar açısından. Ve bu örneklerin de işte senin gibi Tansel hocamız gibi aklı başında işte böyle hani coşku vermeyen, gaza getirmeyen insanlar olması da çok önemli. Çünkü YouTube açtığında işte 100x yapacak, 10x yapacak, 5x yapacak hisseler ya da işte kripto paralar şeklinde bir sürü yayın var Valla maalesef. kimse kusura bakmasın. 100x yapacak bir şey bulsam paylaşırım tabii ki. Paylaştıkça güzeldir de. Yani onu 100x'i bulmuş bir insan açıp da YouTube'da bunu buradan alıyorum, şuradan satıyorum. O heyecanla bilmiyorum YouTube aklıma gelir mi ama tabii paylaştıkça güzeldir her şey. O ayrı mesele. Ama hep dediğimiz gibi işin özü galiba biraz önce dediğin son cümleden ailenin desteği galiba. Hani bu yatırımdaki evet insanın kendi psikolojisi olduğu kadar aileden gelen de bir destek lazım ki Türkiye'de borsada uzun yıllar kalan arkadaşların çoğu bilir. Hani ben yaklaşık 6-7 senedir burada profesyonelce işlem yapan biri olarak benim ailem hani mezuniyetimle alakalı gençliğimde üniversite çağında buralarla ilgileniyor olmamı bildiklerine rağmen ilk başladığımda çok fazla bilmiyorlardı. Daha sonra belli bir seviyeye geldikten sonra ben artık kendimi göstermeye başladım. Çünkü kendi yapmış olduğunuz stresin yanı sıra ailenizden gelebilecek kaynaklı da bir stres olabilir. Çünkü Türk toplumunun ortalaması şudur. Borsa kumardır. Borsa oynanmaz. Şey, borsa oynanır. Kumardır ve batarsın. Çünkü neden batarsın deniliyor? Zamanında birçok insan batmış ve yine oraya aslında tam senlik bir nokta. İnsanların algılarında hep kötü şeyler kalıyor. Yani 3-5 kişinin çok iyi, çok güzel paralar kazandığı, çok iyi yerlere gelebildiği bir piyasada pardon, çok iyi yerlere gelebildiği piyasada o 3-5 kişi örnek alınmak yerine yanlış hareketlerle batan insanların diyelim ya da buralarda çok kötü anıları olan insanların anıları toplumda daha çok kafasında kalıyor. Bu sefer o başarılar anlatılmıyor, başarısızlar anlatılıyor ve çocuklara, gençlere onlar empoze ediliyor diye düşünüyorum. Orada tamamen biraz da toplumsal sıkıntımız var bizim para piyasalarıyla alakalı. Orayı Doğru aşmamız söylüyorsun. lazım. Ne Evet, diyorsun doğru bilmiyorum. örneklere, doğru eğitimlere ihtiyacımız var bu anlamda. Doğru eğitmenlere ihtiyacımız var. Belki bu şekilde yardımcı olunabilir. Diğer taraftan işte bu travmaların üstesinden gelmek için kesinlikle uzman yardımına başvurmak gerekiyor. Parayla ilişkimiz derken aslında biraz da bundan bahsediyorum. Yani bir dişimiz ağrıdığında gidiyoruz, diş hekiminden tedavi alıyoruz, değil mi? Yani parayla ilgili bir travmaya maruz kaldıysak eğer bu ailemizde yaşanan bir iflas olabilir ya da ailenin gerçekten fakirlikten geliyor olması, sürekli kıt kanaat geçiniyor olması olabilir ve parayı düşündüğünde yetmeyecek, yarın ne olacak, yarına dair güvende değilim şeklinde gelen algılar olabilir. Bunların iyileştirilmesi gerekiyor. Bunlar arka planda varken parayla ilgili bir şey yapmak gerçekten çok riskli oluyor. Yine işte bu şekilde kredi çekmek zorunda olan, işte borç alıp işlem yapmış olan, batmış olan durumlar varsa bunlarla ilgili de kesinlikle terapi görmek gerekiyor. Çünkü o terapi için harcamayı çok gördüğünüz para yarın sizden çok çok misliyle Aynen öyle. çıkabiliyor. Evet. Ben bunları klinik deneyimime dayanarak söylüyorum maalesef. Evet. Zaten ben hep şöyle derim. Yanlış tabir edersem lütfen düzelt. Özellikle Türkiye'de son 5-10 senede herkesin bir psikiyatri desteğe ihtiyacı olduğuna söyleyen taraftayım yani. Bu ben dahil, herkes dahil. Çünkü birçok son zamanlarda özellikle pandemi ve sonrasında dünyanın ihtiyacı var. Sadece bu Türkiye'ye has bir şey değil. Dolayısıyla biz bir de bunun parasal kısmına daha stresli, daha mücadeleci ve maalesef piyasanın da bu kadar hani Türkiye borsasının sığ olması, hala bebek bir borsa olması itibariyle çok inişli çıkışlı bir borsa olmasından dolayı
ülkenin konjonktür olarak sıkıntılı bir bölgede olması, komşularımız açısından falan. Dolayısıyla siyasi anlamda bazı dönemlerde sert hareketler görüyor olmamız olan bir yerde biz bir de yatırım yapmaya çalışıyoruz. Bu piyasalarda para kazanmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla ben hep şeydir, bu hatta onu sen daha iyi tabir edersin. Türkiye gibi yerde yatırım yapıp başarılı olan insanların Avrupa gibi özellikle İskandinav ülkelerinde mesela Norveç'te, İsveç'te, İsviçre'de o kadar sessiz sakin ülkelerde hatta Amerika'da çok daha güzel piyasa anlamında işler yapacağını düşünen taraftayım ki şöyle de bir istatistik var. Amerika'da Türkiye'den giden fon yöneticilerin Amerika'da birçok ülkedeki fon yöneticisine göre daha başarılı olduklarını ispat eden istatistikler var. Çünkü neden? Adam Türkiye'de böyle bir piyasada fon yönetmiş, başarılı olmuş. Amerika gibi, Avrupa gibi sakin, daha sakin yerlerde daha rahat yönetiyor ve bir krizle karşılaştığı zaman anında işleme girebiliyor. Öbürleri bakarken ne yapacağız da bizim Türk fon yöneticilerin çok daha başarılı olduğuna dair istatistikler var. Dolayısıyla ufak ufak hani 30 dakika oldu. Hani sen dahil misin? İnsanların seyirlerinde bıktırmamak için belli bir galiba 40-45 dakika gibi bir algı yönetimi var. Ya da algı şey var. Yani soru varsa soru Yani cevaplayalım. Eklemek istediğim bir evet. şey varsa ekleyelim. İlk Evet, yayınımız böyle şey sorulardan olsun. gidebiliriz. Yüzeysel böyle konuşalım. Daha sonra zaten önümüzdeki haftalardaki yayınlarda konu konu daha irdeleriz. Kesinlikle. Seni daha bir yorarız yani. Kesinlikle yok, seve seve. Yani bu bahsettiğimiz şeylerin her birini detaylandırdığımız ve açtığımız yayınlar yapacağız. Dediğin gibi bugün çok yüzeysel bir şekilde ve konu başlıklarına değinebiliyoruz. Belki izleyicilerin sorularından giderek konuyu toparlayabiliriz. Mesela bir soru gözüme takıldı burada. Bilinç dışı bizi para konusunda nasıl sabote ediyor? Örnek verebilir misiniz diye. Çok güzel örneklerim var. Mesela para konusunda en basitinden, eğer parayı hak etmediğinize inanıyorsanız ne oluyor? Bir kere zaten ederinizden daha düşük işlerde çalışıyorsunuz. Hak ettiğinizden daha düşük işlere evet diyorsunuz ve daha düşük ücretlere evet diyorsunuz. Onu kaybetmekten korktuğunuz için, bir daha bulamayacağınıza inandığınız için başka işlere de başvuramıyorsunuz. Hele ki eğer çalıştığınız iş yerinde bir mobbing varsa, özgüveniniz zedeleniyorsa, sen zaten buradan başka yerde yapamazsın, başka yerde tutunamazsın şeklinde mesajlar geldiyse bunları da almış oluyorsunuz ve özgüveniniz düşmüş oluyor. Ve böyle bir kısır döngünün içerisinde maddi zorluklar yaşamaya devam ediyorsunuz. Şimdi bu insanların aile hikayelerine baktığımızda, anne baba ve üst kuşaklara baktığımızda da zaten onların benzer problemler yaşadığını, hep bir ederinin altında ücretler kazandıklarını görüyoruz. Bu döngüyü eğer siz kırmıyorsanız bu maalesef sizin çocuklarınızda da devam ediyor. Bilinç dışı en basitinden böyle çalışıyor. Evet, onun dışında var mı eklemek istediğin? Ben de hafif hafif yayının sonunda böyle önümüzdeki hafta teknik anlamda endeks hazır arkadaşlar gelmişken sağ olsunlar seyretmeye dinlemeye değer gördüler. Onlara da buradan teşekkür edelim. Senin son cümlelerini alalım ya da söylemek istediğin başka bir soru varsa cevaplamak istediklerini alalım. Ondan sonra da piyasayı yorumlayıp ufak ufak kapatırız. İki soru var birbiriyle benzer. Bir türlü sistemden para çıkaramadım, sizce psikolojik midir hocam demiş. Diğeri de karda oturabilme psikolojisini sormuş. Sen cevaplamak ister misin? Hakim Ben olduğun alanlar. yani senle de konuştuk geçen gün ve yine Twitter Space odalarında da çok söylerim bunu. Borsada güzel para kazanan insan kârda oturabilen insandır. Hani tamam doğru yerde alım yapmak, doğru yerde satmak bir sistemdir ve bu olmalıdır mutlaka. Ama oraya disiplinli robot bir şekilde uyabilmek mutlaka lazım. Ama o kârda oturabilmek inanın zararda oturabilmekten daha zor, daha güç. Neden? Çünkü oradan mı döner, buradan mı döner, gidiyor. İşte daha meblağ büyüdükçe, para büyüdükçe ne yapacağım gibi gibi insanın biraz önce bahsettiğimiz gibi aşağı doğru gidişlerde psikoloji bozuluyor ama doğru tabir mi bilmiyorum. Yukarı doğru giderken de psikoloji bozuluyor. Çünkü bu sefer de kazanmanın vermiş olduğu bir endişe, heyecan var. Burada tamamen ben şey derim bazen, tamamen teknik takas, temel analiz dışında benim hep klasik söylemde olan Allah bereket versin indikatörüm vardır.
Yani belli bir seviyedeki, yani kafanızdaki bir hisse senedi 10 liradan 20 liraya hedeflediyseniz, beklediğiniz vadeden daha önce 20'ye ya da 17'ye 18'e geldiyse, biraz ufak ufak kar almak ve sistemden para çekmek daha doğru bir hareket oluyor. Çünkü neden? Yine sen de söyledin. Atıyorum, sizin eliniz, sizin analiziniz, sizin kafa yapınız, psikolojiniz, robotik haliniz diyeyim. Portföy, örnek verelim. 10 liralık portföye uygunsa, sizin portföyünüz 20 liraya geldiği zaman 10 liradaki al sata basma kabiliyetinizle 20 liradaki basma kabiliyetiniz aynı olmuyor. Ya Ve da kesinlikle 2 milyonluk port bilinç dışı. tabii 2 milyonluk portföyde al sat yaparken ki halinizle 4 milyonlukta, 20 ile 40 milyonlukta aynı olmuyor. Dolayısıyla sizin de, benim tabii tecrübelerimden söylüyorum, lütfen müdahale et eğer yanlış düşünüyorsam. Bir şekilde siz 2 milyona, 4 milyona hangi portföy değerine alıştıysanız orada işlem yapmak daha konforlu ve rahat oluyor. 2 iken 4'e mi çıktınız? Abi birini çek, 3'te kal. Baktın 3'te yönetemiyorsun, biraz daha çek. Ve emin ol, özellikle son 4 senede, 5 senede ben şunu tespit ettim. Sistemden çektiğiniz para doğru yere yatırım yaparsanız, inanın sistemdeki paranızdan bazen daha çok kazandırıyor. Mesela bundan 4 sene önce sistemden bir para çektiniz, bir ev aldınız. Evin fiyatları bugün ortada. 4 senede nereden nereye geldi? 200 bin liralık İstanbul'da evler 2,5 milyon oldu. Tamam, şey demeyelim sakın, hani gelir durumu, enflasyon falan filan. Ama sonuçta şunu yapıyorsun. 200 bin lira sistemden çektiğiniz zaman dışarı aldığınız parayı da gidip bir yerde yiyip için demiyorum, başka bir enstrümana yatırın. Daha sakin bir enstrüman. Dolayısıyla ya da hiçbir şey yapamadınız, psikolojinizi yönetemiyorsanız o meblağla, yukarı giden bir meblağla gidin altın alın. Hani oradaki mantık şu: sistemden para çekmek. Çünkü bir kitapta okumuştum. Çünkü çok kitap okuyunca hangisini okuduğumu, neyi okuduğumu hatırlamıyorum ama şunu demişti: siz sistemden bir para çekerseniz ve evin önünde bir araba olarak ya da bir tarla olarak ya da bir ev olarak sistemden para çekip koyduğunuz zaman, psikoloji şunu söylüyormuş: ben borsada bunu 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 yaparak şunu kapının önüne koydum ya da şu arsayı aldım, şu evi aldım dediğiniz zaman, siz zaten, ya ben bu arsayı, bu evi, bu arabayı alabildiysem borsadan, aynı şeyi tekrar yapmaya devam edin. Dolayısıyla bu size rahatlık veriyor, konfor veriyor. Bunun konforu inanın çok güzel. Çünkü diyorsun ki ben bunu bu sistemle yaptım, aynı sistemle devam ediyorum. Bir de şu var. Sistemden para çektikçe maliyetiniz düşüyor. Şimdi siz 2 milyonla ya da 10 milyonla borsaya başladınız. 10 milyonu 15 milyon yapıp 5 milyonu çektiğiniz zaman sizin maliyetiniz %50 düşmüş oluyor. Yani 10 milyonluk borsaya girdiniz, 5 milyon kar çektiniz, maliyetiniz 5 milyon oluyor. Yarın bir gün bir 5 daha çektiğiniz zaman, 2 sene sonra, 3 sene sonra, ya da meblağlara takılmayalım, yüzdesel olarak konuşalım. Siz maliyeti sıfırladığınız zaman konumunuz ya da psikolojiniz şu oluyor: ben nasılsa ana paramı, hatta ana paramın üstünde enflasyonla, dövizle, benchmarket olarak kullandığınız neyse, enflasyon ya da dövizle ben ana paramı çektiğim zaman, güzel, diyorum ki benim oradaki param karım. Tabii ki sonuçta oradaki iniş çıkışlar bizi de üzüyor. Sonuçta bir meblağı görüp de her ne kadar kardan verdiğin zaman bir kere psikolojin üzülüyor musun? Evet, üzülüyorsun. Ama şu bir gerçek ki, ben sistemden ona paramı çektiğim zaman diyorsun ki en fazla zaman kaybeder. Bu da çok başka bir psikoloji. Biraz ileriki yayınların konusuna girdim ama soru gelince. Dolayısıyla ben burada psikolojiyi yönetmeye çalışan insanlara hep şunu tavsiye ederim: olabildiğiniz sistemden para çekin. Ve çektiğiniz parayı başka bir yatırım aracına yatırın ve onun sadece sistemden para çekerek elde ettiğinizi düşündüğünüz zaman bile psikolojiniz gayet kuvvetli oluyor diyelim. Nacizane tavsiyem. Az önceki soruyla bağlantılı olarak söylediklerinin üzerine bir şeyler daha eklemek istiyorum. O Tabii. dediğin işte 10 bini 20 bin yaptın diyelim ve hayatında hiç belki de o kadar parayı yönetmedin ve o an ne yapacağını bilmiyorsun. Yani sata mı basacaksın, bekleyecek misin? Zaten o kararsızlık anlarında ne oluyor?
oluyor ne oluyorsa. İşte tam burada bilinçaltının devreye girdiği nokta. Çünkü eğer bizim bilinç dışı alanımızda orada o ekranda gördüğümüz parayı hak etmediğimize dair bir inanç varsa, daha önce o parayla ilgili hiçbir tecrübemiz olmadıysa ve ilk defa o an yaşıyorsak o tecrübeyi, tabii ki ne yapacağımızı bilmiyoruz ve belirsizlikte hata yapıyoruz. Onu somut bir ürüne dönüştürüp dediğin gibi ev yapmak, araba yapmak, onu artık evet bu benim varlık alanımın bir parçası diye kendine öğretmek gerçekten özgüven gelişimine, sağlıklı bir özgüven gelişimine katkıda bulunuyor ve bilinç dışı alanını da zaten hazırlamış oluyorsun. Evet, ben yapabiliyorum diye. Bilinç dışı alanı senin bunu yaptığını görünce sana da zaten bakış açısı, yani biraz önce dedik ya, toplumda borsa ile ilgilenen insanlara çok eskilerden böyle bir antipatiyle bakma var. Hatta çok eski abilerimiz der ki borsa ile ilgilenenlere kız vermezlerdi derler yani onlar. Şimdi borsacıyım deyince bakış açısı değişiyor tabii ki. Çünkü çok başka bir dünyaya gidiyoruz pandemiden sonra özellikle. Dolayısıyla sen o sistemden para çekmeyi doğru yaptığın zaman ve doğru hareketler yaptığın zaman senin ailen de, arkadaş çevrende, bütün toplumun sana bakışı da değişiyor. O da ayrı bir psikolojik destek oluyor bence. Çok doğru. Bir de şey söyleyeyim, belki bir sonraki yayınımıza bir çapa atmış oluruz böylelikle. Şimdi biz yatırımcı psikolojisini konuşalım dedik ama yatırımcı dediğimizde de işte uzun vadeli, orta vadeli, kısa vadeli diye farklı setlere ayrılıyor mesela. Bir de traderlık var, o da bambaşka bir şey. Dolayısıyla her biri farklı beceri setleri gerektiren, farklı psikolojik Aynen. durumlar gerektiren bir arka planı da beraberinde getiriyor. Belki her birine ayrıca değinmek ve size hangi biçimin, hangi yatırımcılık biçiminin daha uygun olduğunu kendinizi tanıyarak kendi kendinize öğretmek, göstermek başlangıç noktanız olabilir. Yani işte mesela trader olmak bambaşka bir dünya, bambaşka bir psikolojik sağlamlık gerektiren bir mesele. Belki ilk etapta hiç öyle bir şeye bulaşmadan sadece bir şey kazanmayı da hedeflemeyerek, sadece paramı enflasyona karşı korumayı hedefliyorum diye niyet ederek başlamak ve bunun için neler yapılması gerekiyor, hangi psikolojik becerilere sahip olunması gerekiyor konusunda detaylandırmak belki bir sonraki yayınımızın ana başlığı olabilir. Vallahi TÜİK'in %67,7 enflasyon verdiği, ENAG'ın %100 enflasyon verdiği bir ülkede zaten bir yılda siz enflasyon kadar kazanıyorsanız, bırakın enflasyon kadar kazanın. Zaten kendinizi geliştirdiğiniz zaman bir sene sonra enflasyon üstünde kazanacaksınız. Yani biraz önce dediğim gibi enflasyona paralel kazanmak bile bu ortamda özellikle 2024 yılında bir başarı. Dolayısıyla var mı ekleyeceğim bir şey? Ben de küçük bir endeks yorum yapıp hani bizi dinleyenler için Aynen. ufak ufak kapatalım. Çünkü biz ikimiz de konuştukça konuşası geliyor. O Evet. yüzden şey yapalım. Evet, ben de İnsanların çok konuşuyorum. Çok da yormayalım izleyicilerimizi. Sonraki yayınlarda daha konuşacak şeyimiz olsun hem. evet. Hem 45 de dakika ideal sadece böyle zaten. bir şey vermiş olalım, fragman vermiş olalım bu Aynen öyle. yayınların konusu ve amacı ne olacak diye. Evet, Tansel hocam, senden piyasaları dinleyelim ve gündemi Vallahi yorumluyoruz. piyasalar şöyle. Zaten yaklaşık şuradan hemen ekranımdan da bir yandan hani son 3-5 dakikayı da öyle. Şubat ayında görmüş olduğumuz 9.450 tepe seviyesinden artık yaklaşık 2 aydır şuradan pardon şunu hemen. Evet, Şubat ayında görmüş olduğumuz tepeden 2 aydır bir yatay bant içerisindeyiz. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz o yatay bant dipte alt tarafta destek olarak 9.000 8.715 seviyesi. Çünkü burada grafikten bakan takip eden arkadaşlar bilecektir. 8.700'lerde iki kere dönüş yaptık. Buraya biz ikili dip formasyonu diyebiliriz. Dolayısıyla buradaki ikili dip çalıştı diyebiliriz. Burada 8.700'lerden dönen bir piyasa var. O yüzden biz 8.700'lere önemli bir destek diyebiliriz. 8.700'lerin altında kırılım olmadığı sürece yatay bantta da olsa piyasanın bu bantta devam edeceğini düşünen taraftayım. Dolayısıyla evet 8.700'lerden döndük ama yukarılarda nereleri takip etmemiz lazım? Hareketli ortalamalarımızın, iş süren stoplarımızın üzerinde yaklaşık dördüncü günümüz. 19 Mart
tarihi itibariyle güzel hacimli bir mumla yukarı yönlü hareketine başlayan endeks geçen haftayı aslında bence güzel kapattı. Genel anlamda haftalık kapanış güzel oldu. Çünkü neden? Hep bizim önemli basit baktığımız ve önemli baktığımız hareketli ortalamaların üzerinde kalış sağladı. Özellikle Perşembe ve Cuma günü 9.000'li seviyelerin üzerinde kalmak bence gayet iyi oldu. 8.930'lardan geçen, 8.970'lerden geçen hareketli ortalamalarda bizim diğer desteklerimiz. Yukarıda ne var? Yukarıda 9.400 şuradan, evet 9.450 tepesinden bir düşen trend çizebiliriz arkadaşlar. O trend zamansallıkta 9.200 bölgesinden geçiyor. Biz önümüzdeki günlerde pazartesi, salı gibi 9.200'lerin, 9.250'lerin üzerinde 2 gün kapanış yaparsak hedefimiz bir sonraki tarihi zirvemiz 9.450 olacak. Biz tarihi zirveleri bir önceki tepeleri hep direnç olarak kabul ederiz. Dolayısıyla 9.260'lar, 9.250'ler ve 9.450'ler önümüzdeki önemli direnç seviyeleri. Bunun üzerinde kapanış yapmamız durumunda ben borsanın biraz daha yukarı yönlü hareket yapacağını düşünen taraftayım. Şu an herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Ama Rusya tarafına son böyle Twitter'larda şey gördüm. Rusya'da yaşanan o maalesef kötü üzücü olayın piyasamıza etki edebileceğini konuşan şey var. Bazı yüksek takipçi hesaplar var. Ben piyasa ne yapmak istiyorsa onu yapacağını, Rusya tarafıyla burada etkilenmek istemeyen bir piyasanın orayı hiç umursamayacağını düşünen taraftayım. O yüzden piyasadaki ben ihtimalin pazartesi günü ya da önümüzdeki hafta için yukarı yönlü olma ihtimalini düşünen taraftayım ama dediğim gibi 9.250 önemli bir direnç. Oraya geçip geçmeyeceğimizi takip edeceğiz. Yayın için teşekkür ederim. Devamında da inşallah güzel konularımız olacak. Emeğine sağlık. Teşekkürler. Rica ederim. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Her Devamı zaman. gelecek. Çok keyifli bir sohbet oluyor ve umarım bizi dinleyenler açısından da aydınlatıcı oluyor. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere diyorum. Senin de ağzına sağlık, emeğine Teşekkür sağlık ederim. ve bütün katılımcıların da zamanına sağlık. Sağ Görüşmek ol. İyi üzere tekrar. akşamlar, iyi hafta sonları. İyi akşamlar.